Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz çok iyisiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere oynayacağımız oyun daha önce izlediğiniz oyunlardan, hatta bizlerin de daha önce oynadığı oyunlardan çok daha farklı olacak. Neden mi? Çünkü sevgili arkadaşlar, bugünkü oyunumuzu hep birlikte oynayacağız. Heyecanlandınız değil mi? Kesin birazcık da merak ediyorsunuzdur. Zaten merak etmek çok güzeldir. Merak etmek, merak. Acaba ne diye sormak, nasıl diye sormak, niçin diye sormak. Merak etmek çok güzeldir, çok faydalıdır. Merak ederiz ve bir şey keşfederiz. Merak ederiz ve bir buluş buluruz değil mi? Merak etmek bir şeyleri keşfetmemizi, farkına varmamızı ve onları algılamamızı sağlar. Ben de uzun zamandır bir şeyleri çok merak ediyorum. Merak ediyorum da, acaba bu güneş nasıl oluyor da gökyüzünde öylece asılı kalıyor değil mi? Hiç yere düşmüyor. Bunu uzun zamandır merak ediyordum. Merak. Ah! Ya işte buldum. Gördünüz değil mi? Merak ettim ve merak ettiğim şeyi buldum. En iyisi unutmadan bunu not alayım. Ama bir dakika. Bence her şeyden önce diğer oyuncu arkadaşlarımızı da çağıralım. Onlarla birlikte size bir merhaba diyelim. Arkadaşlar biz hazırız. Siz neredesiniz? Buradayız. Buradayız. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kesin şimdi sizler de merakla acaba ne oynayacağız? Nasıl oynayacağız diyorsunuzdur değil mi? Evet. Evet. Madem merak ediyorsunuz, o zaman size şöyle ufak bir ipucu verelim. Tulumba tombala ubumba, bu oyun geçiyor ormanda. Tüm canlılar bir arada, bir arada, bir arada. Tüm canlılar bir arada. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi umuyorum ki oyunumuza dair bir takım fikirleriniz vardır değil mi? Benim bir fikrim var. Ha, nedir? Oyun ormanda geçiyor. Evet, harika. Oyunumuz ormanda geçiyor. Fakat sevgili arkadaşlar, oyunun nerede geçtiğini biliyoruz ama sanki bir şeyler eksik değil mi? Evet. Nedir eksik olan? Ah! Biz rollerimizi bilmiyoruz. Evet. Evet biz rollerimizi bilmiyoruz. Evet, harika. Henüz kimse rollerini bilmiyor. O zaman şöyle yapalım. Size bir ipucu daha vereyim. Sevgili arkadaşlar, az önce şarkımızda ne söylüyorduk? Tulumba diyordu. Magandoganda diyordu. Tabii bunları da söylüyordu ama bunların dışında ormanda iyiler de vardır. Kötüler de diyordu. Yani ne diyordu? Yani ben iyi arkadaşımız oynayacağım.
Sen de kötü arkadaşımız oynayacaksın. Hayır canım, ben kötü olmak istemiyorum. Kötü olmak istemiyorum ben. Ya da sevgili arkadaşım, bir oyunda iyiler olduğu gibi kötüler de olmalıdır değil mi? Eğer bir iyi varken bir de kötü yoksa oyun ortaya çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Bu yüzden sen bu oyundaki kötü karakteri oynayacaksın. Bu hırsız polis oyunu gibi mi? Evet, işte tam olarak öyle. Hırsız polis oyunu gibi hep birlikte oyun oynayacağız. Tamam. O zaman sevgili iyi arkadaşlarım, sizler hazırlanırken ben de Bay Kötümüz'le ilgileneceğim. Tamam, o zaman biz hazırlanıp gelelim. Hoşçakalın. Evet Bay Kötü. Şimdi sana şöyle bir bakıyorum da. Senin kıyafetlerin bir kötü için tam olarak uygun değil. Değil mi? Değil. Ben de şimdi seni şöyle çok daha kötü yapalım. Çok daha kötü. Çok daha kötü. Çok daha kötü. Hemen geliyorum. Bay kötü. Kötü. Kötü bir insan nasıl olur ki? Nasıl şeyler yapar acaba? Doğru. Doğru söylediniz aslında değil mi? Hırsızlık yaparlar, insanların malına zarar verebilirler, onların canını acıtabilirler ve onları üzebilirler. Ve empatiden de yoksunlar, empati yapmayı bilmezler. Evet Bay Kötü, işte geldim. Bunlar senin aksesuarların. Aksesuarlarım mı? Evet, aksesuarlar. Şimdi sen bunları takarak kötü olacaksın. Saçımı da açabilir miyim? Aç tabii, şöyle güzel bir dağıt. Dağıtayım mı? Dağıt. Kime dağıtayım? Kimseye dağıtma, sende kalsın. Olur, zaten anca bana yetiyor. Olduğu yerde dağıt bakalım. Kabartayım mı? Kabart tabii, şöyle dağınık dursun. Şöyle dağınık dursun. Evet, harika. Nasıl oldu? İşte şimdi böylelikle tam bir haydut oldu değil mi? Haydut mu? Evet, sen kötü birisi olacaksın. Bunu da kafana tak bakalım. Kafama? Evet. Böyle taktım, evet. Evet Bay Kötü. Son olarak bunu da beline bağlıyorsun. Beline bağlıyorum. Evet, bağla bakalım. Sıkıca değil mi? Sıkıca. Olabildiğin kadar sıkıyorum. Olabildiğince sık. Bir saniye. Şöyle döndürüyorum. Evet. Döndürüyorum. Tutuyorum. Birden böyle hop sıkıyorum. Eyvah, sen onu çok sıktın. Birazcık gevşetelim. Gevşet bakalım. Evet. Boğulacağım zannettim. Bu evet, kadar yeter mi? Bu kadar yeter. Tamam, güzelce de bağlıyorum. Evet, şimdi şimdi sana şöyle bir bakıyorum. Bay Kötü, artık sen hazırsın. Tam bir kötü oldun. Tam bir kötü oldum. Fakat yine de bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik. Hadi şimdi seni birazcık da kirletelim. Kirletelim mi? Kirletelim mi? Evet. Gel bakalım buraya. Şöyle güzel bir yağ izi çizelim. İşte oldu. Evet, böylelikle tam bir kötü. Tam bir kötü oldu. Evet. Artık sen hazırsın. Haydi bakalım Bay Kötü, göster kötülüğünü de oyunumuz başlasın. Başlasın. Ben kötü oldum, evet. Kötülerin neler yaptığını az önce konuşmuştuk. Biraz da şöyle kaba saba yürüsem şöyle. Biraz daha kötü gibi oldum değil mi? Ama benim birazcık sesimde problem var. Bir kötü için çok naif kalıyor sesim değil mi? En iyisi değiştirmeliyim. Bir deneyelim. Kötü. Olmadı değil mi? Bir de şöyle deneyelim. Kötü! Bu da mı olmadı? Ha, kalınlaştıracağım, söylesenize canım. Kötü. Evet, bu daha iyi değil mi? Şimdi tam bir kötü oldum. Evet, kötü olduğuma göre de... Bir ses geliyor, duydunuz mu? La 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 la. Küçük bir kız çocuğu. La 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 la. Hey! Dur bakalım küçük kız, nereye böyle? Efendim amca. Bana amca dedi, duydunuz değil mi? O ne? Oyuncak bebeğim. Bakayım mı? Aa, ne kadar güzelmiş. Ömür zarar vermem ben. Adı ne bunun? Ayıcık. Ayıcık mı? Daha çok penguene benziyor. Uçabiliyor mu? Hayır, uçamıyor. Hiç denedin mi peki? Denemedim. Bir deneyelim bakalım. Kötü
Dökül bakayım paradanı. Ama ben küçük bir kızım, benim param yok ki. Parası yokmuş. O zaman... Bak şurada uçan bir fil var, görüyor musun? Uçan fil mi? Evet, evet, uçan bir fil var. Şöyle iyice o, bak bakayım orada, göreceksin. Nerede? Orada, orada. Ne kadar güzel bir tarçınmış bu. Kötü adam tacımı çaldı anne. Şöyle tacı alayım başıma. Evet. 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 Şöyle. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Biri daha geliyor. Yaşlı bir amcaymış. Yollarda geçeyim genç. Tabii bey babacığım, buyur lütfen. 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 Hop! Saygısız, yazıklar olsun sana. Evet, şimdi bir de bu kralın asası oldu değil mi? İşte karşınızda korsanlar, haydutlar kralı. Evet, ben çok kötü oldum. Ama hala bir şeyler eksik. Buldum. Yanımda bana yardımcı olacak korsanlarım yok. En iyisini nereden bulmalı? Buldum. Sizin aranızdan bir çocuk bulup onu yanıma almalı değil mi? Kaçırmalı. Evet. Ben çok kötü biri oldum. Evet sevgili arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Bir oyunda iyiler de vardır, kötüler de değil mi? Bizim için de bu oyundaki kötü karakterleri haydut arkadaşımız canlandıracak. Peki sevgili arkadaşlar, acaba kendilerine neden kötü diyoruz? Ne için kötüler? Bakın şimdi bunu merak ettim. Düşünelim. Merak. Buldum. Kötü insanlara kötü diyoruz çünkü sevgili arkadaşlar. Kötü insanlar başka insanların istemedikleri, hoşlarına gitmeyecek şeyler yaparlar değil mi? Kötü şeyler yaparlar. Mesela hırsızlık yaparlar. Evet. Başkalarının eşyalarını onlardan izinsiz alırlar. Evet. Başkalarının üzülmelerine sebebiyet verirler. Bu yüzden bu insanlara kötü insanlar diyoruz. Eminim ki sizler her biriniz hem arkadaşlarınızı çok seviyorsunuz, onların üzülmelerini istemiyorsunuz, hem de onların eşyalarını onlardan izinsiz almıyorsunuz değil mi? Ama işte kötü insanlar bunların tam tersi şeyler yaparlar. Ama sevgili arkadaşlar, bir oyunda kötüler olduğu gibi iyiler de vardır değil mi? O zaman görelim bakalım bizim oyunumuzdaki iyiler kimlermiş? Çocuğum, neredesin? Tüm ormanda aradım. Nerede benim çocuğum? Çocuğum, neredesin? Anne, anne buradayım. Ah, yavrum, tüm ormanda seni aradım. Nerelerdesin? Ben de seni aradım. Çiçekler vardı, çiçeklere bakıyordum. Birazcık kaybolmuşum. Ha, ama bir de annenden izinsiz ayrılmak yok, tamam mı? Tamam. Tamam o zaman. Hadi gel biz yeniden çiçeklere bakalım. Gezelim ormanda. Bakalım, gezelim. İşte ben buyum, bazen dilenci, bazen yoksul. Her kılığa girer, her rolü yaparım. İnanın bana, iyi rol yaparım. Kendimi acındırır, paraları toplarım. Yalvarır, yakarım, yürekleri parçalarım. Her role giren, usta oyuncuyum. Şehirlerde gezer, kafelerde kahve içer.
Eninde sonunda canım ormana çeker, soygun yaparım teker teker. İşte buradayım, ormanda yuvamdayım, ormanda sinerim, sinsi sinsi gizlerim. Ben bir kralım, haydut kralım, ben bir kralım, haydut kralım. Ben bir kralım, haydut kralım, ben bir kralım, haydut kralım. Ben haydut kralım. Kralım, kralım. Sayın kralım. Ne var yine haydut? Kralım diyorum ki, ormanda ağaçlar var, ne bileyim sarmaşıklar var, her şey var ama çocuk, çocuk yok diyorum. Yeter be. O var, bu var, şu var, o yok. Oyun oynuyoruz burada. Ben böyle kendi kendime konuşmaya devam edersem, eninde sonunda kafayı yiyeceğim. Aman ne olacak canım kendi kendime konuşuyorsam? Daha iyi. Bir kişi yerine üç kişi oluyoruz, kalabalıklaşıyoruz. Kral diyorum ki, ormanlardaki hayvanlardan kendimize haydutlar mı yapsak? Ormanlardaki hayvanlardan kendimize haydutlar mı yapsak? Nereden geliyor böyle saçma sapan fikirler bilmiyorum ki. Ormanlardaki hayvanlardan kendimize haydutlar yapmak. Olabilir aslında. O da ne? Şuradan bir aslan geliyor. Gel bakalım aslan. Dur ben senin yanına geleyim. Evet işte ormanda bir aslan buldum. Hoş geldin aslan kardeş. İsmin nedir? Rıza. Rıza mı? Çok memnun oldum. Ben de haydutlar kral. Şimdi sana ormanda yaşayan bir aslan olarak insanları korkutup kaçırmayı öğreteceğim. Lütfen böyle gelir misin? Evet. Şimdi ilk başta saklanıyoruz. Bunun için şöyle aşağı doğru eğiliyoruz. Eğilebilirsin. Eğilebilirsin. Sonra yüzümüzü kapatıyoruz. Kimse bizi görmesin. Evet. Sonra yavaşça yüzümüzü açıp evet. Yukarı doğru kalkıyoruz ve kollarımızı kocaman, böyle kocaman, açabildiğin kadar aç böyle. Evet, aç böyle. Açtıktan sonra bir aslan gibi kükrüyoruz böyle wow diye. Evet. Şimdi hepsini baştan yapabilir misin aslan kardeş? Yani ilk başta ne yapıyoruz? Eğiliyoruz aşağı doğru. Eğiliyoruz, eğiliyoruz. Kendimizi gizliyoruz. Evet. Sonra kocaman yapıyoruz kendimizi. Evet. Bir aslan gibi. Evet, aslında ormanlardaki hayvanlardan haydut yapma fikri hiç de fena bir fikir değilmiş değil mi? Evet, çok teşekkür ederim aslan kardeş. Hadi bakalım yolun açık olsun, görüşmek üzere. Dediğim gibi hiç de fena bir fikir değilmiş değil mi? Bir koku geliyor sanki böyle. Ne kokusu sizce? Hayır hayır o değil. Buldum. Çocuk kokusu geliyor. Nereden geliyor bu çocuk kokusu? Haydutlar, benim sefil haydutlarım. Bana o çocukları çabuk bulun. Patalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Geldik. Orman mis gibi, çiçekler, havası çok güzel. Hem Ali de çok eğleniyor. İyi ki geldik. Çok doğru söylüyorsun hanım. İyi ki geldik. Fakat bu kadar yürümek yordu beni nedense. Ben biraz şurada kestireceğim galiba. Haklısın sevgi, sen dinlen. Biz de Ali ile gidip çalı çırpı toplayalım ormanda. Hadi gel oğlum. Gidelim anne. Sonunda gitmişler. Evet arkadaşlar, şimdi oyunda kötü bir arkadaşımız var, değil mi? Ama bir de iyi bir arkadaşımızın olması lazım. Bu oyunda da iyi arkadaşımızı ben oynayacağım.
Tarzan olarak. Tarzan'ı tanır mısınız? Tarzan aynı bunun gibi bir ormanda yaşar. Sonra ağaçtan ağaca zıplayabilir. Bir de böyle kendine özgü bir bağırması vardır, değil mi? Duymak ister misiniz? Hadi size bir tane yapayım. Kıyafetlerime pek Tarzan gibi değil ama onu da birazdan görürsünüz. Benim ailem henüz Tarzan olduğunu bilmiyorlar çünkü. Aramızda sır kalsın şimdilik, tamam mı? Ah, geliyorlar galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yaptınız geldiniz. Bu kadar uyumak ama acıktırdı beni ya. Böyle bir canım çok güzel meyveler, sulu sebzeler çekti benim. Ben gelirken ormanın şuralarında görmüştüm. Hadi gidip bir bakalım. Hadi gidip bakalım. Şu meyvelere, sebzelere baksanıza. Çok güzeller gerçekten. Siz ne güzel çiçeklersiniz. Sizin isimleriniz ne? Bak bence şu patlıcan. Olmaz. Patlıcan sebzedir. Sebze Seyfi. O zaman belki karpuz olabilir mi? Olmaz. Karpuz da değil. Bence bu bir karanfil. Sence ne Ali? Hangisi bu? Bu bence çiçek. Olur mu oğlum? Bence bu bir fasulye ya. Fasulye olsa da iyisin. Seyfi sen ince sebzeleri takmışsın. Bu olsa papatyadır. Bir çiçek sonuçta. Neden çiçeklerin kendilerine sormuyorsunuz? Kim konuştu böyle? Bu sesler de nereden geldi? Ben korkarım, bu ormanda hayaletler mi var yoksa? Yok canım, dur çat. Hayalet diye bir şey yoktur. Değil mi arkadaşlar? Hem ne diyoruz? Adı üstünde. Hayal et. Hayalet diye bir şey yoktur. Tamam, içim rahatladı düşen. Yoktur. Ama nereden geldiyse bu ses bence çok doğru söylüyor. Neden bu çiçekleri kendi isimlerini sormuyoruz? Çok mantıklı. Çiçeklere soralım. Bence bu bir gül. Olabilir. Papatya. Papatya. Ah, en sevdiğim zambak. Evet, mavi zambağı çok severim. Kesinlikle öyle. Bak şurada da menekşeler var. Değil mi? Hem de mor menekşeler. Çok güzel. Her türden, her renkten de çiçek var bu ormanda. Evet, ne güzel orman burası. Değil mi Ali? Ali? Ali! Hayda! Çocuk yok. Ali yok. Ali! Seyfi sen oralara bak, ben de buralara bakayım. Ali! Arkadaşlar, Ali nerede? Evet, Ali'yi gördünüz mü? Nerede Ali? Gitti mi? Bu taraftan mı? Kaçırıldı mı? Kim kaçırdı Ali'yi? Seyfi oğlunuzu kaçırmışlar, bulun çabuk oğlunuzu. Karıcığım, sen hiç merak etme. Tarzan onları şimdi hemen bulur. İzle de gör. Nasıl merak etmem, oğlumu kaçırdılar. Seyfi sen ne yapıyorsun? Çıldırdı bu adam. Seyfi ne yapıyorsun? Soyuna bakamayacağım Seyfi. Çıldırdı bu adam. Ben Tarzan. Dostlar, siz hiç merak etmeyin. Ben onları şimdi hemen bulurum. Oğlum kaçırıldı. Kocan Seyfi ben Tarzan'ım diye ormanda bağırarak geziyor. Nedir benim bu başıma gelen? Yalnız bizim Seyfi'nin içinden bir süper kahraman çıktı. Hey çocuk! Nereye kayboldun öyle? Biraz yavaş yürü demedim mi sana? Çocuğum ben hızlı yürüyorum. Dur yürümekten ayaklarım şişmişler. Şuna bak, kocaman olmuşlar. Çok korkunç. Evet. Hadi gidelim de kaçalım. Böyle takip ediliyormuşuz gibi hissediyorum çünkü. Koş! Bye.
tertemiz bir havasıyla, kuru nemli yapraklarıyla bizi dostça saran yemyeşil dallarıyla. Mutluyum ormanda, ben Tarzan, ben Tarzan. Girmem artık kafese, şu gördüğünüz bildiğim tek elbise. Ben Tarzan. Yol bulurum ağaçlarla, konuşurum hayvanlarla. Yol bulurum ağaçlarla, konuşurum hayvanlarla. Ben Tarzan'ım, ben Tarzan'ım, ben Tarzan'ım, ben Tarzan'ım. Ben Tarzan'ım, ben Tarzan'ım, ben Tarzan'ım, ben Tarzan'ım. Bir çocukla haydut kokusu alıyorum. Arkadaşlar, buradan geçtiler mi yoksa? Bu tarafa mı gittiler? Evet, evet. İzlerini görüyorum burada. O zaman onların peşindeyim ben. Şimdi yakalayacağım ben. Evet. Sen de gülsene çocuk. Evet, işte sonunda kurtulduk. Kimden kurtuldun? Bizi kim kovalıyorsa ondan kurtulduk canım. En güzel. Evet, rahatladın. Şimdi ben birazcık şuraya oturup uyuyacağım, tamam mı? Tamam. Sen de burada durup nöbet tutacaksın. Nöbet tutacağım. Evet. Tut bakalım. Sıkı sıkı tut, bırakma, tamam mı? Tamam. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar, arkadaşımızı kurtardığımıza göre şu haydut kralına bir ders verelim mi? Ne dersiniz? Evet, verelim değil mi? Sen git annenin yanına bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi planı anlatıyorum. Ben gelirken ormandan şöyle meyveler topladım. Fakat bunlar yıkanmamış meyveler. Yıkanmamış meyvelersek ne olur? Evet, hastalanırız değil mi? Bence bu haydut kral uyanınca bu meyveleri yıkamadan yiyecek. Sonra da bir güzel de karnı arayacak. Sonra biz de onu yakalayıveririz. Nasıl plan? Güzel değil mi? O zaman tamam. Ama siz meyvelerin yıkanmadığını onu söylemeyin, tamam mı? Hadi bakalım. Hey çocuğu! Çocuk nereye kayboldu? Nereye gittin ya? Aman gidersen gitme, ben de kendime yeni yeni haydutlar bulurum. Bunlar da ne böyle? Bu meyveleri de kim koydu buraya? Bir de dalından taze taze. Ne güzelmiş bunlar böyle. Şöyle güzelce ısırsam. Be, dünya vermiş be! Bu ormanın kralı ben olduğuma göre bütün meyveler benim hakkımdır değil mi? Hiç de bile kral! O meyveleri ben topladım! Yine kendi kendime mi konuşuyorum ben? Sanırım öyle mi? Neyse, şu güzel elmanın bir tadına varayım da. Bakın bakın! Meyveleri yıkamadan gibi değil mi? O şimdi bir güzel hastalanacak.
Buradan biri geçti mi az önce? Sanki biri geçti değil mi? Sen mi geçtin? Ya sen geçmedin mi? Ne? Başka biri mi geçti? Hadi ya. O zaman kimin geçtiğine biraz sonra bakacağız. Bir elma getirtmediler bana da be. Ne oluyor be? Kim vurdu kafama? Kız sen mi vurdun yoksa? Sen vurmadın mı? O zaman kim vurduysa çıksın ortaya. Elma dersen çıkarım. Elma elma. Elma dersen çıkarım. Duymuyor galiba, hadi hep birlikte söyleyelim lütfen. Elma elma elma. İşte Tarzan. İşte ben ya. Haydutlar Kralı. Seni de çok kolay yenerim. Fakat biraz cılız mı kaldın sen? Hiç eve girmiyor musun yoksa? Yok, yiyorum. Bence biraz solgun, zayıf düşmüşsün ya. Sen en iyisi şu mangoyu ye de şartlarımız eşit olsun. Şartlarmış. Mango da değilmiş, öyle elma yesem olmuyor mu? Onu da yiyebilirsin. Tamam, anlaştık öyleyse. Ayrıca benim helalim seni yener. Ormanların çıplak derisi. Çıplak derisi değil. Çekil dinle bak. Tarzan. Aa! Ben daha iyisini yaparım. Bak sen dinle asıl. Ne, daha iyi olmadı mı? Siz ne anlarsınız canım? Neyse şu elmayı biraz daha yiyeyim de sağlığın kuvvetin yerinde olsun. Sonra öyle bir bahanem olmasın değil mi seni yendiğimde? Afiyet olsun. Bakın bakın hala yıkanmamış elma yiyor değil mi? Ama şimdi karnı acıyacak. Bu kadar yeter benim için. Bunu da şöyle ormanın derinliklerine doğru sallayayım da ormanda birazcık çöple de olsun değil mi? Götürüyorum sonra yok ki. Evet. Evet. O zaman gel bakalım. Şimdi gel bakalım. Evet. Ormanların delisi. Tarzan'ın adı oldu Tası. Koştu koştu. Tosu tırmanak attı. Gel buraya. Kaçtım sanıyorum ama buna taktik derler arkadaşlar. Onun şimdi bir güzel karnı ağrır. Görür o gününü. Tarzan, Tarzan. Nerede bu ya? Tarzan, neredesin? İşte buradasın. Gel şimdi bakalım buraya. Gel bakalım. Şimdi nereye kaçacaksın? Ha? Ucuz atlattım ha. Gel bakayım buraya. Ha. Bu sefer kesin iyi bir hamle yapmalıyım. İşte köşeye sıkıştın. Nereye gideceksin? Şimdi yakaladım seni. Oh, karnım. Ne oldu? Karnın mı ağrıyor yoksa? Evet, karnım ağrıyor. Aa, oh. Yediğin yıkanmamış meyvelerdendir galiba ha? Yıkanmamış meyveler mi? Ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Siz de yıkanmamış meyve yerseniz sizin de karnınız ağrır. Oh. Oh. O da ne? Kim geliyor öyle? Tarzan Haydutlar Kralı'nı yakaladı. Evet ya. Peki o zaman Haydutlar Kralı. Sana da gününü gösterdiğimize göre bence bir ceza hak ettin. Ceza mı? Ceza. Ne cezası? Ne cezaları diyor arkadaşlar? Yaptığı kötülüklerden dolayı herkesten özür dilemeli bence. Çok iyi fikir. O zaman Haydutlar Kralı. Suçlarını sayalım bakalım. Öncelikle hırsızlık yaptığı için özür dilerim. İnsanlardan izinsiz eşyalarını aldığım için özür dilerim. Sonra da yaşlılara ve büyüklere saygısızlık yaptığı için özür dile bakalım. Ama adamın düşmesi çok komik değil miydi? Hiç komik değildi. Hiçbirimiz gülmedik. Evet, hiçbiri de gülmedi zaten. Tamam, yaşlara saygısızlık yaptığım için de özür diliyorum. Son olarak da
Çocuklara kötülüğü öğrettiğin için, öğretmeye çalıştığın için özür diliyorum kabul. Çocuklara kötü örnek olduğum için de özür diliyorum. Bir daha yapmayacağıma da söz veriyorum. Peki arkadaşlar, özür dilediğine göre, bir daha da yapmayacağına da söz verdiğine göre bence affedelim değil mi? Affedelim bence de. Gerçekten affedecek misiniz beni? Hadi ya, o zaman barışalım. Hadi barışalım. Hadi barışalım. Aslında ben senin hayranını biliyor musun? Kim Tarzan hayranı değil ki? Senden de özür dilerim. Affettim. Karıştı ormanla iyilik kazandı bak sonunda. Haydut tuzağa düştü, kötülük bitti. Bütün oyuncular selam etti. Şen kal, hoş kal, sizlere dedik hoşça kal. Şen kal, hoş kal, sizlere dedik hoşça kal. Şen kal, hoş kal, sizlere dedik hoşça kal. Hoşça kal.